Total Enerji istasyonları gün ortasını sunar. Efendim gün ortasına hoş geldiniz. Ben Melis Kobal. Önümüzdeki bir saat boyunca gün ortası programında sizlere önce bir hibe programı Avrupa Birliği ile birlikte Uluslararası Göç Merkezi'ne çok affedersiniz, Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü bir hibe programıyla başlayacağız. Programımızın ilk yarısına, daha sonra da bir gayrimenkul konusuna değiniyor olacağız. Şimdi sevgili konuğum karşımda, Enhancer Projesi Hibe Programları Yöneticisi sevgili Gökmen Ataş. Hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi sizin proje... 5 şehirde 2 milyon 592 bin avroluk bir hibe programı Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor ve sürdürülebilir sosyoekonomik uyum için girişimcilik kapasitelerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında. Kooperatif ve kooperatif birlikleri faydalanacak deniyor projeden. Bir anlatır mısınız? Yani çünkü 25 Ağustos'ta başvuru için son tarih, ama aslında burada ciddi de bir hibe için miktar var. 2,5 milyon eurodan bahsediyoruz baktığımız zaman. Kimler katılabiliyor? Buradaki hedef ne? Yani ne amaçla aldınız siz bu hibeyi? Okey. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben hibe programından çok kısa bahsedeyim. Enhancer projesi kapsamı altında. Enhancer projesi Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Kalkınma Ajansları, Sanayi Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonla yürüttüğümüz bir proje. Tabii bu projenin içerisinde birçok bileşenimiz var. Bu bileşenlerden birisi de hibe programları, kooperatiflere, KOBİ'lere yönelik hibe programlarımız söz konusu. Kooperatiflere yönelik ikinci hibe programımız bu. Birincisini tamamladık. Bu 5 şehirde Adana, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'daki kooperatif ve kooperatif birliklerinin özellikle kendi üretim kapasitelerini arttırmalarını ve istihdam yaratmaya yönelik projelerini desteklemek üzerine. Kadın kooperatifleri tabii ki önceliklerimizin en başında gelmektedir. Bu bölgede özellikle depremden etkilenmelerinden ötürü ekonomiye katkı sağlamak ve istihdama katkı sağlamak üzere oluşturduğumuz bir hibe programı. 25 Ağustos, evet, bu cuma mesai bitimine kadar son başvuru tarihimiz var. 1 Haziran'da ilana çıktık bu hibe programı ile ilgili. Başvuruları alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Ne kadar başvuru oldu? Enhancer web sitesinden başvuru platformuna ulaşabilirler ve çeşitli şartlarımız var. Bunlardan ilki en az 1 yaşında olması gerekiyor kooperatifin ya da kooperatif birliğinin ve bu bahsetmiş olduğum 5 şehirden birisinde kurulmuş faaliyet gösteriyor olması gerekiyor. Ve bize sunacakları projeleri 8 ay ile 12 ay arasında tasarlayabilirler. Hibe bütçesi olarak en az 40 bin euro, en fazla 200 bin euro olarak tasarlayabilirler projelerini ve bu projelerini bize iletebilirler. Tamamıyla bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecek ve puanlama usulüyle en yüksek alan projelere hibeler sağlanacaktır. Çok kısa olarak bu şekilde özetleyebilirim ben size. Şimdi ben şunun biraz detayına inmek istiyorum. Çünkü hani kooperatif ve kooperatif birlikleri yararlanıyor bir tek dediniz ya. Ve de okuduğum kadarıyla burada notlarda kadın kooperatiflerine öncelik vereceksiniz. Şimdi ben mesela bir kooperatifim. Hani ne tip bir projeyle size başvurabilirim? Hani neler, biraz böyle hani fikir anlamında çeşitlendirmek için soruyorum. Tabii ki. Aslında çok geniş kapsamlı bir proje yelpazemiz var bizim burada. Ama önceliğimiz istihdam yaratan proje olması gerekiyor. Ben size birkaç proje örneğinden bahsedebilirim. Örnek veriyorum. Kooperatifimiz kapasite geliştirmek için üretimle ilgili makine ekipman alımı gerçekleştirebilir. Ve bununla ilgili hem üretim kapasitesini artırabilir, hem müşteri portföyünü genişlettirebilir. Dış ticaret aktiviteleri için proje geliştirebilir. Örnek veriyorum, bir kooperatif dış ticaret yapmak isteyecektir ya da e-ticaret oluşturabilecektir. Bununla ilgili bir proje yazabilir. Araştırma geliştirme çalışmaları olabilir. Projenin içerisinde mentörlük, eğitim,
danışmanlıkla ilgili aktiviteler söz konusu olabilir. Ben aslında şunu söylersem daha doğru olacak. Hani neyi, hangi projeleri desteklemiyoruz dersem, bunun dışında kalan tüm projeler aslında istihdam yarattığı sürece desteklenebilecektir. Örnek veriyorum, altyapı çalışmaları, inşaatla ilgili projeler destek kapsamında. Bazen soruyorlar potansiyel başvurucular, işte inşaat çalışmaları, örnek veriyorum bina yapımı gibi durumlar proje kapsamında desteklenebilir mi? Hayır. Yani daha çok kapasite arttırma olabilir, işte yeni teknolojiler olabilir, dijitalleşme olabilir. Örnek veriyorum, tümüyle tedarik zincirini dijitalleştirme projesi yazabilir. Yeni departmanlar oluşturabilir, kurumsallaşmaya yönelik proje çalışmaları söz konusu olabilir. Bununla ilgili tüm aktiviteleri hem kooperatifin bünyesi içerisinde ya da böyle bir kapasiteleri yoksa tamamıyla danışmanlık alarak ya da çeşitli uzmanlıklar alarak projeyi tasarlayabilirler. Ama tek şartımız, dediğim gibi, istihdam yaratılması söz konusu. İstihdam yeni üyeler olabilir veya işe alımlar söz konusu olabilir. Bizim amacımız, dediğim gibi, bu kapasite arttırımı sonrasında bu istihdamın sürdürülebilir olması. Yani projeye destek ortadan kalktıktan sonra istihdamı gerçekleştirmiş personeller veya üyelerin sürdürülebilir bir şekilde proje sonrası devam etmesi olabilir. Şimdi şunu merak ettim. Yani bu, ben şimdi farz edin ki bir kooperatifim. Yani bu projeye başvuracağım, sizin projenize. Benim illa yapacağım projenin, yani yazacağım daha doğrusu projenin kendi kooperatifime uygun mu olması gerekiyor? Yoksa başkası için de ben projeyi, hani biz kendi kooperatifimiz olarak şu 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 projeyle size geliyoruz gibi, hani illa karşımdaki muhatabın kooperatif olması değil de hani belki ne bileyim küçük bir üretici kadın grubuna, hani bu şekilde de bir şey yazabilir miyiz proje gibi? Anlatabildim şöyle, umarım. Muhatabımız, güzel soru. Muhatabımız tabii ki kooperatif. Yani başvuru şartlarından birisi zaten kooperatif yani olması. Yani benim hani gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor değil mi? Benim yazacağım projenin mutlaka ve mutlaka bir kooperatif ya da kooperatif birliğinin istihdam yaratımına yönelik olması gerekiyor. Aynen öyle. Yani yazacağı projenin, kooperatif diyelim, içerisindeki istihdamın o kooperatif içerisinde olmasını biz öngörüyoruz. Tabii ki dolaylı istihdam söz konusuysa, örnek veriyorum, öyle bir proje yazılır ki hem kendi içerisinde istihdam yaratmış olur kooperatif, hem de yazdığı projeyle birlikte yani diğer kurum, kuruluş, şirket, kooperatiflere istihdam yaratıyor olabilir. Bu bir tabii ki ekstra puan olacaktır istihdama dolaylı katkıda sağladığı için. Ama önemli olan kendi içerisinde de istihdam yaratıyor olabilmesi. Evet, şimdi bir de şunu merak ettim. Yani projenin mutlaka bir kooperatif ya da kooperatif birliği için yazılması gerekiyor. Evet, tamam. Peki projeyi yazanın da illa kooperatif üyesi mi olması gerekiyor? Yoksa farz edin ben bir üniversitede öğretim üyesiyim, görevlisiyim ve hani ekibim var bu alanda çalışan. Bir kooperatif için ben bunu yazabilir miyim projeyi? Şimdi aslında bizim 3 tane şartımız var bu programa başvurmak için. Birisi, dediğim gibi, bu 5 şehirde faaliyet gösteren kooperatif ya da kooperatif birliği olması gerekiyor. İkincisi, en az 1 yaşında olması gerekiyor. Yani 1 Haziran 2022 ve öncesinde kurulmuş olması gerekiyor. Üçüncü şartımızın sorusunu aslında sordunuz siz. O da projenin yazımından, yönetiminden ve uygulanmasından doğrudan sorumlu olma şartı. Yani bu kooperatif ve kooperatif birliği projenin yazımından doğrudan sorumlu olacak. Ama bazen tabii ki kapasiteleri gereği kooperatiflerimiz direkt yazamıyor olabilirler. Çünkü bu projelerin İngilizce yazılması gerekiyor, uluslararası bir kurum olduğumuz için. Bir danışmandan, bir öğretim üyesinden veya bir uzmandan destek alarak yazabilirler. Yazan kooperatiflerimiz oluyor. Bir önceki programımızda zaten gördük. Beraber de yürütebiliyorlar. Ama bizim doğrudan sorumlu olarak gördüğümüz kooperatif ya da kooperatif birliğidir. Tabii ki destek alabilirler dışarıdan. Peki başvurular nasıl? Çünkü 1 Haziran'da açmışsınız programı. Evet, başvurular aslında beklediğimiz düzeyde, hatta beklediğimizin biraz üzerinde devam ediyor. Zaten kooperatiflere yönelik hibe programı kapsamında Türkiye'de bu kadar geniş kapsamlı, geniş bütçeli bir hibe programı söz konusu değildi. Bizim ilk programımızı saymazsak tabii ki. Özellikle deprem bölgesindeki kooperatiflere yönelik olması da zaten
ilgiyi arttırdı. Birçok siz de dahil olmak üzere medya kuruluşunun da ilgisini çekmesi tabii ki potansiyel başvurucuların sayısını arttırdı. Çok fazla soru da alıyoruz. Zaten aldığımız sorulara biz cevap veriyoruz. Başvurular oldukça iyi o noktada söyleyeyim ve kaliteli başvuruları tabii açmadan bilmiyoruz. Proje sonunda başvuru sonunda projeler açılacaktır. Bekliyoruz kaliteli başvurular gelecektir. Çünkü biz proje döngüsü yönetimi eğitimleri de gerçekleştirdik tamamıyla ücretsiz olarak. Proje nasıl yazılır, bütçe nasıl hazırlanır gibi. Bunlara yönelik katılımlar da çok fazla oldu. Şu aşamada başvurular gayet iyi seviyede devam ediyor. Hani özellikle hangi illerden daha fazla katılım var ya da hani dikkatinizi çeken biz buradan bu kadar beklemezdik ama öne çıkıyor gibi böyle bir tespit var mı? Şöyle, hibe kurallarımız gereği biz başvuruları açmadan nereden başvuru geldiğini göremiyoruz. Yani tamamen şeffaflık gereği 25 Ağustos'ta mesai saati bittiği zaman başvuruları açacağız. Orada artık hangi ilden ne kadar başvuru geldiğini göreceğiz tabii ki. Şu aşamada göremiyoruz ama hani benim gözlemlediğim kadarıyla Hatay bölgesinden fazla ilgi var. Biliyorsunuz depremden en fazla etkilenen şehirlerimizin başında geliyor. Hani benim tahminim Hatay'dan biraz daha fazla başvuru gelir diye tahmin ediyorum. Ama tabii Ankara'dan da başvuru sayısında fazlalık olabilir. Çünkü kooperatif sayısı açısından Ankara biraz daha önde. Ama dediğim gibi şu aşamada verebileceğim bir istatistik yok. Çünkü ben de sisteme ulaşamıyorum. Kimse şu an nereden ne kadar başvuru geldiğini bilmiyor. Artık başvurular geldikten sonra açıklayacağız hangi şehirden ne kadar başvuru geldiğini. Ve hani değerlendirme süreci sonunda hangi şehirlerden kimler kazandı da açıkça bizim web sitemizde açıklanacak zaten. Peki şimdi siz bahsettiniz 40 bin 200 bin avro arasında hibe alabilecek projeler kabul alıyoruz gibi ama hani bunun dışında da bir bütçe sınırı olmadan bir başvuru hazırlamak kabul oluyor mu yoksa illa bu aralıkta mı olması gerekir? Tabii şimdi bütçe ve hibe tutarı farklı. Şimdi bizden hazırladıkları projenin bütçesini maksimum %95'ini hibe olarak talep edebiliyorlar. Minimumda %75'ini talep edebiliyorlar. Bu 40 bin ila 200 bin avro hibe tutarı. Yani bütçeyi örnek veriyorum 210 bin euro olarak hazırlarlar. Onun %95'ini isterler, 200 bine denk gelir. Ama dediğim gibi hibe tutarı bizden talep edebilecekleri maksimum 200 bin. Minimumda 40 bin euro talep etmeleri gerekiyor. Bu şarta uymaları gerekiyor. Ve bütçelerini de bu yüzdelik dilimde az önce söylediğim gibi %95 ila %75 arasında talep edecekleri şekilde ayarlamaları gerekiyor ki 200 bin ila 40 bin euro arasında olsun. Bu bir şart. Yani 200 binden fazla hibe talep edemezler. 40 bin eurodan da az hibe talep edemiyorlar. Bu ikisi arasında olacak şekilde bütçelerini tasarlamaları gerekiyor potansiyel başvurucular. Peki proje uygulama süresi ile ilgili bir kısıt var mı? Proje uygulama süremiz 8 ay ile 12 ay arasında olması lazım. 12 ayı aşamaz. 8 aydan da az olamaz. Ama proje uygulama süresi içerisinde bazen tabii ki projede hak kazanmış olan hibe faydalanıcıları bazen proje sürelerini uzatma talebinde olabiliyorlar. Gerekli bir uygun bir gerekçe sunabilirlerse örnek veriyorum projelerini 9 aylık tasarlamışlardır. Ama proje uygulamasında bazı aksaklıklar söz konusu olabiliyor. Yani tamamıyla proje faydalanıcısının tamamıyla kontrol dışında olan durumlardan gerçekleşebiliyor. Bu durumda tabii proje süresini biz proje ekibi olarak değerlendirip uzatma taleplerini onaylayabiliyoruz. Ama tabii bu aşamada 8 ila 12 ay arasında sunmaları gerekiyor projelerini. Evet, peki ben şimdi şunu da sormak istiyorum size. Yani biraz bu proje ve hibe programının hikayesiyle ilgili. Yani bu taraflar nasıl bir araya geldi? Bu fikir nereden oluştu? Ve neden sadece kooperatif ve kooperatif birliklere odaklı? Aslında Enhancer projesi altında bu bir bileşen. Enhancer projesi çok geniş kapsamlı, 32,5 milyon avroluk bir proje. ICMPD bizim kısa adımız. ICMPD'nin FİRİT fonları kapsamında Avrupa Birliği'nden
aldığı fon kapsamında yürüttüğü bir proje. Enhancer projesinin birçok bileşeni var. Bunlar arasında hibe programları var. İşte kooperatif bunlardan birisi. KOBİ'lere de hibe veriyoruz o tamamlanmak üzere. Aynı zamanda eğitimler, işte B2B aktiviteler dediğimiz aktiviteler ya da tamamen networking, mentorluk aktiviteleri de var Enhancer projesinin altında. Ve ekosistem çalışmalarımız var. 11 ili kapsayan bir proje. Ve bu 11 il içerisinde ekosistem çalışmaları da yürüttük. Ve başka hibe programlarımız da var. Onlar da devam ediyor. Bazıları tamamlandı. Ortak kullanım tesisleri dediğimiz belediyelerin, üniversitelerin, yereldeki birçok kamu kuruluşlarının başvurduğu ortak kullanım tesisleri projemiz söz konusu. Orada yürütmeler devam ediyor, tamamıyla uygulamalar. Ve tabii başka hibe programlarımız da söz konusu. Enhanced Web sitesi içerisinde bunların tüm ayrıntıları var. Örnek veriyorum, girişimciliğe yönelik hibe programımız da söz konusu. Onu başka arkadaşımız yürütmesini gerçekleştiriyor. Girişimcilik fikirleri olan kişilere yönelik de hibe programımız söz konusu. Tabii onun detaylarını ben çok ayrıntılı bilmediğim için bahsedemeyeceğim. Anladım. Ama benim, yani şöyle değil mi? Bu Enhancer'ın altında siz dediniz zaten bir bileşeniz. Birden fazla proje var. Bu da onlardan biri. Aynen öyle. Evet. Tamamıyla söylediğiniz gibi. Peki sizin zannedersem değil mi Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nde de mi bir göreviniz var? Yanlış mıyım? Evet, ben Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nde çalışıyorum. Hibe yönetiminden sorumluyum. Özellikle özel sektöre yönelik ve istihdama yönelik hibelerden sorumluyum. Kooperatiflere ve KOBİ'lere yönelik. Yaklaşık 7,5 milyon avroluk bir bileşen bu. Ve bu bileşenin asıl amacı özel sektörde, yani KOBİ'lerde ve kooperatiflerde istihdama destek sağlayacak hibelerin tasarlanması ve yürütülmesiyle ilgili. Tabii bu hibe programlarının yürütülmesi ve tasarlanması konusunda tamamıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yapıyoruz. Yani bölgenin ihtiyaçları nedir? Oradaki istihdam potansiyelini etkilemek için ne gibi bir hibe programı oluştururuz? Ve ekosistem raporlarımız söz konusu. Yani buradaki sektör ne durumda, ekonomik durum ne durumda, ihtiyaç analizleri yaparaktan bunları oluşturuyoruz. Ve ben de tabii ki bu programların yönetiminden sorumluyum. Bir ekibimiz söz konusu. Ekibimizle birlikte yönetiyoruz. 4 kişilik bir ekibimiz var. Hep beraber bu büyük projeleri yürütmeye çalışıyoruz. Tabii ki bir sürü soru geliyor sahadan. Onları da elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Evet, şimdi o zaman ben onu da merak ettim. Yani en çok hani sizin işin göbeğinde diyelim, hani hangi konular var, daha çok hangi sektörler öne çıkıyor ve yani şu projelere özellikle Türkiye'de ihtiyaç var, hani şunlar yazılırsa iyi olur gibi diyeceğiniz neler var? Evet, aslında tarımsal, şimdi kooperatifler konu olduğu zaman tarımsal kooperatifler ön plana çıkıyor. Özellikle bu bölgede tarımsal kooperatiflerin faaliyetleri çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Fakat şunu biz gözlemliyoruz kooperatiflerde, kapasite konusunda bir sıkıntı söz konusu. Özellikle hibe projelerine başvurma konusunda ne yazık ki deneyimli değiller. Biz elimizden geldiğince onlara tabii eğitimlerle ya da birebir sahaya inerekten destek olmaya çalışıyoruz. Tarımsal sektör ön plana çıkıyor. Yeni nesil kooperatifler söz konusu. Onların başvurularını alacağız diye düşünüyoruz. Benim tavsiyem biraz daha dış ticarete yönelik, biraz daha kapasite geliştirmeye yönelik ya da e-ticarete yönelik projeler yazmaları söz konusu olabilir. Hem istihdamı arttırma hem kapasitelerini geliştirme konusunda çok faydalı olacağını, hem kooperatiflerin kendisine hem de bölgeye ve şehre faydası olacağını düşünüyorum. Kooperatiflerde özellikle satış ve pazarlama konusunda bir sıkıntı olduğu söz konusu. Pazara girme konusunda özellikle biz hem ulusal hem uluslararası e-ticaret satış yapan web sitelerinde ürünlerini pazarlama konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Bununla ilgili projeler yazabilirler.
özellikle Arapça konuşan ülkelerdeki faaliyetlerini arttırmak için e-ticaret tasarlamaları yapabilir ve dijitalleşme konusunda biraz gerideler. Bu konulara biraz ağırlık verebilirler. Çünkü üretim konusu evet sürüyor, devam ediyor. Üretim kapasitelerini tabii arttırabilirler. Ama pazarlama satış konusunda ve özellikle e-ticaret konusunda biraz daha ön plana çıkacak projeler yazmalarını ben öneriyorum kendilerine, özellikle sürdürülebilirlik açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Gökmen Ataş, yayınımıza katıldığınız için. Enhancer projesi hibe programları yöneticisi ve size de başarılar diliyoruz. Bu projede Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen diyelim. Efendim kısa bir ara verelim, ardından gün ortası devam edecek. İstasyonlarının sunduğu gün ortası devam edecek. Total Enerji istasyonlarının sunduğu gün ortası devam ediyor. Ortasında yeniden birlikteyiz ve şimdi de karşımızda gayrimenkul uzmanı Gamze Özlü olacak. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi ben size bu özellikle kira sorunları ve biliyorsunuz ev sahipleriyle kiracılar arasındaki sıkıntıları sorarak başlamak istiyorum. Son dönemde de çok fazla dava sayısında artış olduğunu biliyoruz. Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Yani kiracı tarafında kiracı bu konuyla ilgili neleri bilmeli, ev sahibi neleri bilmeli? Şimdi biliyorsunuz kiracı 25 ile sabitlendi. Kiracılar konudan evet, seste bir sıkıntımız var. Onu halledip birazdan tekrardan birlikte olacağız biz. Haberlerimize devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi Ağustos'ta %59.46 oldu. Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi ise 29.82 TL olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %43.82 iken Ağustos'ta %59.46 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde %33.21 iken bu anket döneminde %42.01 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %22.54 olarak gerçekleşti. Katılımcıların BIST repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %18.94 iken bu anket döneminde %19.34 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde %19.17 iken bu anket döneminde %19.19 şeklinde gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 28.46 TL iken bu anket döneminde 29.82 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 34.58 TL olarak güncellendi. Katılımcıların gayri safi yurt içi hasıla 2023 yılı büyüme beklentisi %3.7 olarak gerçekleşti. Gayri safi yurt içi hasıla 2024 yılı büyüme beklentisi ise %4 oldu. Evet, Gamze Özlü ile konuşuyorduk, gayrimenkul uzmanı ve ses sıkıntısı nedeniyle ara vermek zorunda kaldık ama yeniden hoş geldiniz yayınımıza Gamze Hanım. Merhaba Melis Hanım, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ben bir soruyu hatırlatayım. Bu biliyorsunuz çok fazla artan davalar kiracı ve ev sahipleri arasında. Hatta yani dava için gittiğiniz zaman bile 2 sene sonraya ancak tarih alabiliyorsunuz. O derece bir yığılma var orada. Şimdi isterseniz önce kiracı tarafıyla başlayalım. Kiracının kendi hakları noktasında neleri bilmesi gerekiyor? Evet, şimdi kiracılar bu konudan memnunlar tabii ki. %25 artış gerçekten uygun bir artış. Ama mal sahipleri diyor ki hani biz konut aldık, yatırım için aldık bu konutları. Ama kesinlikle bu %25 artış, yani bütün her şeyin fiyatı artarken kiralarının fiyatının artmaması onlar için kötü oluyor. Bundan dolayı da kendileri kiracıları çıkartmak için ya da yeni kiracı seçerken farklı metotlar istiyorlar. Biz gayrimenkul danışmanlığı ve emlakçılara diyorlar ki işte
kiracı adayım öğrenci olsun, kaç sene kalacak, okulu ne kadar sürecek, ya da yabancı öğrenci olsun, yabancı öğrencileri çıkartmak daha kolay olabiliyor. Özellikle aile istemiyorlar, yeni evli istemiyorlar, biz de bu konuda arada kalıyoruz. Yani %25 çok az diyorlar. 10 bin lira öderken bir sonraki sene 12 bin 500 lira ödeyecek. Ama bir sonraki sene enflasyona baktığımız zaman işte bu kira, yeni kiraya versem 20 bin lira oluyor. Ama 12 bin 500 lira çok altta kalıyor diye bir sürü problemle karşı karşıya kalıyoruz. Biz de arada kalıyoruz emlakçılar olarak. Onlar da istiyorlar ki bizden işte mesela şu an biliyorsunuz dün üniversite sınavları açıklandı. Öğrencilere ev bakıyor ve boş olan ev sahipleri yani evleri boş olan ev sahipleri de bize diyorlar ki öğrenci olsun, 3. sınıf olsun, 4. sınıf olsun ya da yabancı öğrenci olsun bu şekilde bizden talepte bulunuyorlar. Biz de bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz ama tabii bu konu bu şekilde devam ettiği sürece yeni evlenecek insanlar ev bulamıyor. Ya da eşinden ayrılmış, boşanmış olan insanlar ev bulamıyor. Çünkü bu şekilde kiracıları ev sahipleri kabul etmiyor. Kabul etmek istemiyor daha doğrusu. Evet, şimdi önemli bir nokta dediğiniz gibi üniversite sınavlarının açıklanmış olması ve bu tabii tekrardan, yani daha doğrusu zaten canlı bir piyasa bir şekilde orada işler hızlı, ev bulunamıyor vesaire ama bir hareket yaratacak. Şimdi burada... Evet, bu hareket yaratacak. Yani öğrenciler için avantaj olacak. Çünkü kiralar yükseldi. Şu an 10 bin TL'nin altında yeni ev kirası yok. Yani bu da hani bölgeden bölgeye değişiyor. İstanbul'un daha genel merkezde olan yerler ya da üniversitelere yakın olan yerlerde kiralar arttı. Şöyle örnek verebilirim ben size. Mesela Pendik Kurtköy bölgesinde şu an 1+1 daire fiyatları 18 bin TL ile 20 bin TL arasında. Ve özel üniversitelere yakın yerlerde mal sahipleri diyor ki zaten özel üniversiteye işte 200 bin 300 bin TL fiyat istedikleri için bu öğrenciler diyor durumu iyi öğrenciler biz de bunlardan bir yıllık kirayı peşin isteyelim diyorlar. Şimdi böyle olunca da kira bedelleri ister istemez yukarı doğru çıkıyor. Hani şimdi öğrencilerden dolayı öğrenci olmayan bölgeler bile mal sahipleri diyor ki işte 18 bin liraya 1+1 kiraya veriliyorsa diyor benimkini de şu şekilde verin diyor. Ya da diyor ki yan komşum 18'e vermiş o zaman 20 bini deneyelim Gamze Hanım belki 20 bine de verebiliriz diyor. Verildikçe de bu kiralar gittikçe yukarıya doğru çıkıyor. Hani biz de buna engel olamıyoruz ister istemez. Çünkü o diyor ki verilmiş nasıl olsa bu fiyat verilmiş diyor. Sen de diyor yukarıya doğru çıkartmaya çalış diyor. Biz de bu fiyatı ilan sitelerine giriyoruz. İlan sitelerine girince işte arz talep meselesi. Talep olunca da ister istemez yukarıya doğru fiyatlar çıkıyor. Evet, şimdi şunu sorayım o zaman ben. Siz bu öğrencilerle, hani öğrencilerin de piyasaya yeni giriş yapacak olmasıyla birlikte üniversite sınavı nedeniyle ne kadarlık bir fiyat artışı öngörüyorsunuz? Ya da hali hazırda belki hani yeni açıklandı ama hemen bilemiyorum belli bölgelerde belki telefonlar çalmaya başlamıştır. Hani bu fiyat artışını... Yok tabii yani önümüzdeki haftadan itibaren çünkü öğrenciler de nereyi kazanacağını az çok bildikleri için... İstanbul mu, Ankara mı tercihleri şeylerine göre. Mesela Ankara'da hani Ankara'da da yine aynı şekilde bu fiyatlar. 1+1'ler 20-25 bin TL fiyat aralığındaymış. Üniversitelere yakın olan bölgelerde ben de arkadaşlarımdan, hani ben İstanbul bölgesi çalıştım ama Ankara'da arkadaşlarımın çocukları kazandı. Onlardan da öğrendiğim bilgilere göre okula yakın olan semtlerde 20-25 bin TL arasında. Bu diğer yani okula yakın olmayan yerleri de etkiliyor. Çünkü hani okula yakın olan yerlerde fiyat arttığı için diğer bölgelerde de ister istemez işte arz talep meselesi dediğim için fiyatlar yukarıya doğru çıkıyor. Ha bir de şu konuya değinmek istiyorum. Yabancı öğrenciler var bu özel üniversitelerin olduğu bölgelerde. Şimdi mal sahipleri diyor ki yabancı öğrencilerin kalması için bunların oturum izni alması gerekiyor. Bu oturum izni almaları için de kira kontratları noterden yapılması gerekiyor. Biz öğrenci, yabancı öğrenci
geldiği zaman kira kontratını düzenliyoruz. Kira kontratını onların eline veriyoruz. Onların eline verdikten sonra da mal sahibi ve öğrenci aynı kontratı noterden düzenletiyor. Noterden düzenlenen bu kontrat da bir yıl geçerli oluyor. Bununla da ...25.000 TL'yi kabul etmezse ben onunla birlikte notere gitmem diyor. Notere gitmediği zaman da bu yabancı öğrenci oturum alamıyor. Bu sefer yeni ev bakması gerekiyor. Hani artık mal sahipleri her şeyi öğrenmiş durumda. Diyor ki hani %25 artmaması, yani %25 artış çok az. Bunu ben daha yukarıya çıkartmam için diyor ki Gamze Hanım benim dairemi yabancı öğrenciye kiraya verin. Bir sonraki senede yabancı öğrenciyle ben istediğim fiyata anlaşamazsam onunla birlikte notere gitmem. Notere gitmeyince de ne oluyor tabii ki bu çocuk oturum alamayacak. Bu çocuk oturum alamayınca da şey olacak işte yeni ev bakmak zorunda kalacak. Yani artık ev sahipleri de gerçekten bu fazla artışı yapabilmek için her şeyi öğrenmiş durumda. Ona göre kiracı seçiyor. Ona göre artış olması için de elinden geleni yapıyor. Ha, şunu şu soracağım yani, ben. Evet, şimdi bu ev sahibi tarafı ama hani kiracı tarafından baktığınız zaman şimdi biliyorsunuz sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi 5 sene oturduktan sonra evde kiracıyla ev sahibi arasında hani bir yeni düzenlemeye yönelik bir müzakereye gidilebiliyor. Ama burada da hani sonuçta davalık olabiliyor işte bu noktadan sonra kiracıyla ev sahibi. Peki 5 yıldan önce olanlar ne yapmalı? 5 yılı aşmış olanlar ne yapmalı? O konuda da kiracı tarafından ve ev sahibi tarafından bize bir perspektif sunabilir misiniz? Evet, kiracı tarafından da eski kiracısıysa zaten 5 yıl boyunca dediğimiz gibi %25 kira artışını resmi olarak ev sahibinin hesabına yatırdıktan sonra ama tabii ki kuruşu kuruşuna ve ayın 1'i ile 5'i arası kaçı ile kaçı arası kontratta yazılıysa bunu yazdıktan sonra kiracıyı mal sahibi kesinlikle çıkartamaz. 5 yıl dolduktan sonra da mal sahibi kirası çok düşük kalmışsa kira tespit davası açabilir. Kira tespit davası da o bölgedeki 3 tane evden yani hani siteleri de bu ilan sitelerini de öne alıyorlar. Bir de yakında yapılmış kontratları da mahkemeler göz önünde tutarak ama diyor bu, yani. Şurada yine bir araya gireyim. Şunu da cevaplamanızı rica edeceğim. Şimdi kira tespit davası açmak istediğinde de ama herhalde bu yığılmadan dolayı hemen açılamıyor değil mi? Evet, hemen hızlı bir şekilde açılamıyor. Yani mesela şu an için adliyelerin açılmasını bekliyorlar. Eylül'de açılacak. Hani yaz döneminde böyle bir hakkı olsa bile açamıyor. Çünkü adliyeler kapalı. Eylül ayını bekliyorlar. Açıldıktan sonra da ama o kadar bir yoğunluk var ki hani burada da hızlı bir şekilde hareket edemiyor ev sahipleri de. Şu an ne kadarlık bir aralıkta veriyorlar kira tespit davasına davanın zamanını? 6 aydan önce hiçbir şekilde şey alamıyorsunuz. Yani 6 ay gibi bir süre var. Yani şimdi açtığında Ocak ayına kadar belki kira tespit davasını açabilir. Bir de bunun sonuçlanması var. Bu sonuçlanması da 6 ay ile 1 sene arasında sürebilir. Yine yani en az, en minimum ben size 1 sene içinde kira tespit davası açılması ve bunun kararının verilmesi diyebilirim. Bu 5 seneyi geçiyor. 5 sene sonra da yine bir senesi var bunun. 6 seneden önce bunu bu karara bağlı bu şekilde. Evet, Gamze Hanım, seste bir sıkıntımız var. O yüzden kapatmak durumundayız yayını. Bir daha Gamze Hanım bizi duyamadı galiba. Gamze Hanım,
yayını kapatmak durumundayız. Çünkü sesle ilgili bir sıkıntımız var. Süremizin de şu an sonuna geldik. Bir dahaki sefere diyelim artık devamını konuşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Size de kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Ve haberlerimize devam ediyoruz. Euro bölgesinde enflasyon beklentiler dahilinde yıllık bazda %5.3'e geriledi. Enflasyon Temmuz ayında Almanya'da %6.5 ve Fransa'da %5.1 olarak kaydedildi. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Temmuz ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre Euro bölgesinde Haziran'da %5.5 olan yıllık enflasyon, Temmuz'da %5.3 olarak ölçüldü. Euro bölgesinin öncü verilerinde de Temmuz ayı enflasyonu yıllık %5.3 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler de öncü verileri teyit etti. Euro bölgesinde Temmuz'da enflasyon bir önceki aya kıyasla %0.1 geriledi. Avrupa Birliği'nde ise Haziran'da %6.4 olan yıllık enflasyon Temmuz'da %6.1 seviyesinde belirlendi. Enflasyon Temmuz 2022'de Euro bölgesinde %8.9, Avrupa Birliği'nde ise %9.8 seviyesindeydi. Euro bölgesindeki enflasyonun %2.47'si hizmetler, %2.2'si gıda, alkol, tütün ürünleri, %1.26'sı enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı. Yıllık enflasyon Temmuz'da Macaristan'da %17.5, Polonya ve Slovakya'da %10.3, Çekya'da %10.2 ve Romanya'da %8.9 oldu. Söz konusu dönemde enflasyon Almanya'da %6.5, İtalya'da %6.3 ve Fransa'da %5.1 olarak tespit edildi. Öte yandan İngiltere'de de perakende satışlar Haziran'daki %0.6'lık artışın ardından hız kesti. Ülkede perakende satışlar aylık bazda %1.2, yıllık bazda %3.2 düşüş gösterdi. Çin'in gayrimenkul sektöründeki krizin ilk patladığı şirketi olan China Evergrande, Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas mahkemesinde alacaklılarından korunma başvurusunda bulundu. China Evergrande, alacaklılardan korunmak için Amerika'da mahkemeye başvurdu. 2 yıl önce temerrüde düşmesi ülkede gittikçe artan emlak krizine neden olmuştu. Şirket, Amerika İflas Yasası'nın 15. bölümü kapsamında koruma talep etti. Söz konusu yasa, Amerika dışındaki şirketleri, onları dava etmeyi ve Amerika'daki varlıklarını dondurmak isteyen alacaklılarından koruyor. Koruma dilekçesi, devam eden yeniden yapılandırma görüşmelerinin tanınmasının istediğine atıfta bulunuyor. Geçen yıl Pekin merkezli geliştirici Modernland China, bölüm 15'te iflas başvurusunda bulundu. Evergrande kaderinin Çin'in 60 trilyon dolarlık mali sistemi üzerinde geniş etkileri var. Bu yapılandırma, ülkenin şimdiye kadarki en büyük yeniden yapılandırmalarından biri olacak. 300 milyar dolara aşan yükümlülüklerinin büyüklüğü, sürecin kesinlikle uzun olacağı anlamına geliyor. Japonya'nın Temmuz ayı çekirdek enflasyonu ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda %3.3'ten %3.1'e geriledi. Japonya'da çekirdek tüketici fiyatlarındaki artış Temmuz ayında yavaşladı. Ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda Japonya'da tüketici fiyatlarındaki yıllık artış %3.1'e geriledi. Veriler Merkez Bankası yetkililerinin beklediğinden daha kalıcı bir görünüm sergiledi. Ülkede Temmuz ayında yıllık manşet enflasyonsa %3.3 kaydedildi. Çekirdek göstergeler kapsamında taze gıda dışındaki endekste düşüş dikkat çekti. Taze gıda ve enerji dışındaki tüketici fiyatları ise Temmuz'da yıllık %4.3 arttı. Ekonomist beklentileri de artışın bu oranda olacağı yönündeydi. Haziran'da taze gıda ve enerji dışı tüketici enflasyon yıllık bazda %4.2 olmuştu. Japonya enflasyon verilerinde hizmet sektöründeki yıllık enflasyon öne çıkan unsurlardan biri oldu. Ülkede hizmet enflasyonu Temmuz'da %2'ye yükseldi. Böylelikle 30 yılın içinde ilk kez hizmet enflasyonu %2'yi gördü. Öte yandan Çin'de emlak sektöründe yaşanan kriz devam ediyor. Japonya'dan gelen son enflasyon verileriyle birlikte bu gelişmeler Asya Pasifik piyasalarını haftanın son gününde düşüşe geçirdi. Bank of America analistleri artan faizlere rağmen Amerikan ekonomisindeki dayanıklılığının sürmesini değerlendirdi. Stratejistler %5 dünyasının geri dönüşüne yatırımcıların hazırlıkta olması gerektiğini belirtiyor. Bank of America analistleri yayınladıkları bir notla yatırımcıları uyardı. 2008 küresel finans krizi öncesi hatırlatılan notta %5 dünyasının geri dönüşüne yatırımcıların hazırlıklı olması gerektiğinin altı çizildi.
BlackRock ve Primco analistleri Amerika enflasyonunu Fed'in hedefinin üstünde kalacağını belirtti. Bu durumunda uzun vadeli tahvillerde getiri yükselişi için alan yarattığı vurgulandı. BlackRock Investment Institute Başkanı Jan Boyven, uzun vadeli getirilerde ciddi bir yeniden fiyatlama yaşandığını söyledi. Ayrıca piyasalar son ilerlemelere rağmen enflasyon baskılarının uzun bir süre devam etmesini fiyatlıyor ifadelerini kullandı. Makro belirsizlik önümüzdeki birkaç yılda ana tema olmayı sürdürecek diyen Boyven, bu da uzun vadeli tahvillere sahip olmanın maliyetini arttırıyor değerlendirmesini yaptı. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, enflasyon ve faiz oranlarının küresel kredi için en önemli izleme kalemi olmaya devam ettiğini belirtti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten küresel krediler için kritik enflasyon ve faiz uyarısı geldi. Bu yılın ilk yarısına ilişkin risk raporu yayımlayan Fitch, enflasyon ve faiz oranlarının küresel kredi için en önemli izleme kalemi olmaya devam ettiğini bildirdi. Yılın ikinci çeyreğinde Amerika ve Euro bölgesinde manşet enflasyondaki düşüşe işaret edilen açıklamada, buna rağmen çekirdek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiği vurgulandı. Merkez bankalarının da hedeflerinin oldukça üzerinde seyrettiği dile getirildi. Raporda makro göstergelerin yılbaşından bu yana iyileştiği yer alırken daha sıkı borç verme koşulları ve Şahin Merkez Bankası politikasının döngüsel bir yavaşlama görünümünü vurguladığı aktarıldı. Fitch'in tahminlerine göre bunun Çin'in toparlanmasına yönelik risk oluşturması, Amerika'da sığ bir resesyon ve Euro bölgesinde sınırlı büyümeyi içeriyor. Bütün bu nedenlerle de küresel kredi için temel risklerin büyük ölçüde değişmeden kaldığının altı çizildi. Turkcell 2023 yılı ikinci çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarını açıkladı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise Ekotürk'e yaptığı özel açıklamada hedefimiz bir yılın sonunda 1 milyon yeni müşteri kazandırmaktı. Biz bunu son 3 yılda 6 milyon yaptık diye konuştu. İkinci çeyrekte 264 bin yeni müşteri ekledik. Bu müşteriler bizim için çok değerli. Çünkü müşteri operasyonel bir fayda sağlarken onun finansallara yansıması da zaman içinde oluyor. Hedefimizde bir yılın sonunda 1 milyon yeni müşteri kazandırmak. Her yıl bunu planlıyoruz. Son 3 yılda 6 milyon yaptık. Finansal tarafta da sürdürülebilir olmak adına gelirlerimizi %73,5 büyüttük ikinci çeyrekte. EBITDA karlılığımızı da %89 büyüttük. 9,5 milyar liraya getirdik. Net karımızı da 3,2 milyara ulaştırdık ki bunlar bu şirketin aslında çok sağlıklı enflasyonist ortamlarda bile işini büyütebildiğini gösteriyor. Dijital servislerde 5,5 milyon müşterimiz var ve yıldan yıla %22 büyüdü. Bunlar işte bizim dijital hizmetlerimiz, işte BIP olabilir, TV Plus olabilir, Lifebox olabilir, Fizi olabilir, Game Plus olabilir. Böyle servislerimizin kullanıcıları tekil ve aylık ödeme yapan kullanıcılar. Burada çok iyi bir rakamlara geldi. TV Plus burada en öne çıkan servislerimizden birisi. Toplamda ev televizyonu tarafında 1 milyon 344 bin müşteriye ulaştık. OTT dediğimiz her yerden izlenebilen platformumuzda da 1 milyonu geçtik. Dolayısıyla çok ciddi bir televizyon platformumuz. Platformumuz diyoruz çünkü biz içerik tarafında dünyanın güçlü içerikçilerini bu platformun içine taşıdık. Efendim, gün ortasının burada sonuna geldik ve de kapatıyoruz programımızı. Ben yarın sabah saat 7'de Sabah Ekranı'nda sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Enerji istasyonları gün ortasını sundu.